Merhaba arkadaşlar, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu güzel modeli çalışacağız. Gördüğünüz gibi gerçekten çok hoş ve çok kibar bir model. Daha önceki videolarımda bunun üçgen şal modelini göstermiştim. Onu da hemen göstereyim. Önceki videolarımda üçgen şal modelini göstermiştim. Bunun linkini hemen bu videonun altına atacağım. Ona da bir göz atabilirsiniz isterseniz. Bugün çok istek geldi Instagram hesabımdan. Üçgen kelebek şal modelinin etol şal modelini gösterebilir misiniz diye. Ben de hemen etol şal modelini de göstermek istiyorum. Öyle kare şeklinde yaptım sizin görmeniz için. Yine ben bunu Alize'nin pırıltılı şal ipiyle yaptım. Biliyorsunuz o ip biraz ince. O yüzden çok tok durmadı. Ama benim için çok güzel. Eğer çok tok dursun diyorsanız orta kalınlıkta bir ip kullanabilirsiniz. O zaman daha çok tok duracaktır. Hemen arkasını da göstermek istiyorum. Arkası da gayet güzel. Bu modelden neler yapılabilir derseniz, bu modelden yelek yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Gelin etol şal şahane olur diye düşünüyorum. İsterseniz hemen yapımına başlayalım. Arkadaşlar, ben gösterme amaçlı size şöyle zincir çektim. Zincir sayısı vermek istemiyorum. Siz istediğiniz ebatta çekin. İstediğiniz ebattan biraz fazla çekin ki geri kalan zinciri kesebiliriz. O önemli değil. Biraz şöyle 10 santim falan fazla çekin zincirinizi. Ben yine Alize'nin pırıltılı şal ipiyle yapacağım. İnce bir ip. Önce de söylemiştim. Ben şöyle küçük bir zincir çektim. İstediğiniz ebatta zinciri çektikten sonra tırnağımla şuraya tutuyorum. Biraz yakınlaştırmak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Başını doladım. Tırnağımla tuttuğum yere, zincire tığımı batırdım ve ikili trabzan yaptım. 2 zincir, pardon, 3 zincir çekiyorum. Başını doluyorum ve yine aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Bu bizim ilk yuvamız oldu. Kelebekleri yapacağımız ilk yuva. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Ve hemen zincirlerimi sayıyorum. Bir, iki, üç, dördüncü zincire başını dolamadan sık iğneyle buraya kapatıyorum. Bu şekilde. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Tekrar zincirlerimi sayıyorum. Bir, iki, üç, dördüncü zincire İkili trabzan yapıyorum. Yine yuva yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim. Başını doladım. Yine aynı yere batırıyorum. Ve bir yuva daha yapıyorum. İkili trabzan yaparak. 2 tane yuvamız oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Başını dolamadan, başını dolamadan 1, 2, 3, 4. zincire batırıyorum ve oraya bir sık iğne yapıyorum bu şekilde. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar şimdi bir yuva daha yapacağız. 1, 2, 3, 4. zincire batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Başını doladım. Aynı yere batırıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 3 yuva bizim için yeterli olacak. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum çünkü. Hemen sona gelmek istiyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. zincire sık iğne ile sabitliyorum.
Ve bu bizim bitişimiz oluyor. Bu şekilde istediğiniz kadar örüyorsunuz ve bitişiniz 3 zincir ve sık iğne ile olacak. Şimdi arkadaşlar ben size zinciri fazla çekin deme sebebim uzunluğunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Geriye arta kalan ipleri de hemen makasımı bulayım. Bakın. Şöyle kesiyoruz. Kesinlikle çözülme olmaz. Şöyle hemen ipinden tutup çekiyorum. Bakın bu şekilde. Sizin için de kolaylık olmuş olur. Bu şekilde alttan ipini gizleyebilirsiniz. Bu şekilde ben size 3 tane 3 model olarak göstereceğim. İlk modeli kurmamız bu şekilde. Şimdi arkadaşlar burada 6 tane zincir çekeceğim. Yukarı çıkmak için. 1 2 3 4 5 ve 6. Modelimi çevirdim ve hemen burada kelebeklerimi yapmaya başlıyorum. Başını doladım. Ve bakın hemen şuraya V yapmıştık ya burada. Hemen onun ilk trabzanın arasından tığımı sokuyorum ve ilmek uzatıyorum bu şekilde. Fıstık yapar gibi tığıma ilmek topluyorum 6 kez. Bu ikinci, üçüncü, dördüncü, 5. 6. Elinizi bol tutarsanız fazla uzatın ki kelebeklerinizin kanatları daha hoş görünsün. Tığımı doluyorum ipimi. Önce 2 tane çekiyorum. Daha sonra bakın şunu da sayıyorum. Şununla birlikte 3 tane çekeceğim. Şöyle 3 tane çektim. Şimdi artık şöyle ekranda görünsün istiyorum. Kaç tane çektim? Üç çıkıyorum. Tığımda 4 ilmek kalana kadar 3 çıkıyorum. Evet, 4 ilmek kaldı tığımda. Ve hepsini birlikte çekeceğim şimdi. Bu şekilde. İlk kanadımız oldu. Başını doluyorum. Ve burada 3 zincir çekmiştik. V'nin üst kısmı. Burayı 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 Bir zincir çekeceğim. Yine aynı yere 3 tane daha ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 Tığıma ipimi doladım. Hemen buradaki trabzana, V'nin diğer tarafındaki trabzanına tekrar tığımı doluyorum. Şu şekilde. Ve yine 6 tane ilmek topluyorum tığıma. Fıstık yapar gibi. 2 3 4 5 6 Şimdi şöyle açayım net görünsün. Önce 2 tane ilmek çekiyorum. Daha sonra 3 ilmeklerimi topluyorum. Tığımda 4 tane kaldı. 4 taneyi birlikte topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve hemen bakın kelebeğim oluştu. Ve hemen şöyle göstermek istiyorum. Bir zincir çektim. Başını doladım. Burada sık iğne yaptığımız yere batırıyorum. Ve oraya ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar yine kelebeğimizin kanadını yapacağız. Hemen bakın yuvamız burada. Hemen burada
Trabzan'ın beline doladığım tığımı ve ilmek topluyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Önce 2, sonra 3, 3 ilmeklerimi topluyorum. En son 4 tane kaldı. 4 taneyi de bir topladım. Başını doladım hiç zincir çekmeden. Hemen buradaki trabzanı 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 1 zincir. Tekrar aynı yere 3 tane ikili trabzan. 1 2 ve 3 ve hemen diğer kanadımızı yapıyoruz. Nereye yapıyorduk? Bakın değenin diğer tarafına, buraya yani. Hemen başını doladım ve beline doladım. Hemen ilmek topluyorum. 1 uzatıyoruz arkadaşlar. Olabildiğince uzatın. 2 3 4 5 ve 6. Önce 2 sonra 3 3 topluyorum. Tığımda 4 tane kalana kadar daha sonra hepsini çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen bakın sık iğne yaptığımız yere geldim. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Tekrar son yuvamıza geldik. Son yuvada da 1 2 3 4 5 ve 6. Şöyle açalım. Önce 2, sonra 3, 3 ilmeklerimi topluyorum. Dört tane tığım da kaldı. Hepsini topladım. Başını doladım. Hemen buradaki trabzanıma, zincirlerime daha doğrusu. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yere 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Başını doladım. Hemen yan trabzana, buraya tekrar 6 tane ilmek topluyorum. 2 3 4 5 6. Önce 2, daha sonra 3, 3 ilmek topluyorum. Daha doğrusu ilmeklerimi kapatıyorum. 4 tane kaldı. Hepsini bir topladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bu sonuncu çünkü. Sonuncu da 3 tane zincir çekiyorum. Ve hemen bakın burada zincirimiz var. Hemen ona 1, 2, 3'üncüye batırıp ikili trabzan yapıyorum. İlk sıramız bakın bu şekilde olacak. Şimdi bir üst sırada tekrar yuva yapacağız. Bir üstte bir sıra yuva, bir sıra kelebek yapacağız arkadaşlar. Şimdi burada tekrar 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum ve çeviriyorum. Hemen kelebeğimizin tam ortasında bir zincir çektiğimiz yer vardı. Oraya sık iğneyle tutuyorum zincirimi. 1, 2, 3 zincir çektim. Başını doladım. Ve bakın buraya ikili trabzan yapmıştık. Onun tepesine batırıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Buraya yuva yapacağız.
1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batırıyorum. İkili trabzan yapıp yuvamı bitirmiş oluyorum. 1, 2, 3 zincir. Hemen şöyle kelebeğin ortasına batırdım. Sık iğneyle oraya sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Hemen bakın burada ikili trabzanım var. Hemen onun tepesine batırıyorum. İkili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı yere batırıp tekrar ikili trabzan yapıyorum. Ve buraya da bir yuva yapmış oldum. 1, 2, 3 zincir. Hemen kelebeğin ortasına batırıyorum. Ve zincirimi oraya sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. Başını doluyorum. 1, 2, 3. zincire ikili trabzan yapıp bitiriyorum. Şimdi arkadaşlar bu modelde bakın buraya 2 tane yapabildik yuva. Bu modelde bir sıra atıyorum 5 ise bir sıra 4. Bir sıra 5, bir sıra 4. Bir sıra eksiliyor, bir sıra fazlalaşıyor. O şekilde söyleyeyim ben size. Şimdi bir üstteki sırada 2 tane yapacağız. Burada tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Başını doladım. Hemen buraya ikili trabzan yapacağım. Bir zincir çekmemiz yeterli burada. Bu şekilde buraya bir trabzan yaptık. Bir zincir çektik. Başını doluyorum. Hemen buraya kelebeğimin kanadını yapmaya başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Burayı artık öğrendik. Hızlı hızlı yapabilirim ben. Buraya kelebek yapıyoruz. Eminim ki anlaşıldı kelebek şekli nasıl yapıldı. Şu anda sıralamayı gösteriyorum sadece. Hemen tekrar burada 3 tane ikili trabzan. 1, 2, 3. Bir zincir. Tekrar aynı yere 3 tane ikili trabzan. Ve tekrar hemen diğer kanadını buraya yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, bu şekilde geri çıkıyorum. 3, 3. Bir zincir çektim. Hemen bakın diğer kelebeğin tepesine geldim. Hemen oraya bir zincir, bir ikili trabzan yaptım ve bir zincir çektim. Tekrar hemen bakın burada yuvamız belli zaten. Hemen buraya bir kelebek yapalım. Fazla vakit harcamayalım diye ben buraya kelebeği yapayım sonra döneceğim. Evet arkadaşlar ben kelebeği yaptım. Bir zincir çekiyorum. Hemen bir alttaki kelebeğin tepesini batırıp ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir başını doluyorum. 1, 2, 3. zincire batırıp ikili trabzan yapıyorum. İkinci sıramızda bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. Bir üst sırada da 4 tane yuva yapacağız. Hemen başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Başını doladım. Bakın hemen buraya ikili trabzan yaptığımız yere bir yuva yapacağım. Batırdım. 2 zincir. 1, 2, 3 zincir. Başını doladım. Tekrar aynı yere batırdım. Yuvamı yapmış oldum. 1, 2, 3 zincir. Hemen bir alttaki
kelebeğin tepesine batırdım bir zincir çektiğimiz yere sık iğne ile sabitledim. 3 zincir başını doladım. Bakın 2 zincir çektiğimiz yer. Hemen oraya batırıyorum. 2 il trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir takıldı yine. Aynı yere batırıyorum. 2 trabzan yaptım ve yuvamız oldu. 1, 2, 3 zincir. Hemen kelebeğin tepesine batırdım. Sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Hemen bakın burada sonda da 2 trabzanımız var. Oraya da bir yuva yapıyorum. Yuva yapmayı da öğrendik. Hemen yuva deyince anlıyorsunuzdur umarım. Evet, bu şekilde. Şimdi burada yine 1, 2, 3 zincir başını doluyorum. Ve 1, 2, 3. zincire batırıp 2 trabzan yapıyorum. Ve bu sıramızı da bitirmiş oluyoruz. Bakın altta 3 tane, üstte 2 tane. Gördüğünüz gibi onun üstünde de yine 1, 2, 3 tane yuvamız olmuş oldu. Şimdi yine burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Ve hemen burada kelebeğimizi yapmaya başlıyoruz. Bu şekilde kelebeği yapalım, ondan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bu sırada ilk kelebeğimi bitirdim. Hemen bir zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Hemen bakın buraya bir ikili trabzan yapacağım. Bu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Ve yine buraya kelebek yapıyorum. Kelebeğimizi yapalım, devam edeceğiz. Evet. İkinci kelebeğim de oldu. Bir zincirimi çektim. Başını doladım. Bakın hemen alttaki kelebeğin tepesine batırıp ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Ve hemen tekrar şuraya batırarak kelebek yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sonuncuyu da bitirdim. Burada bitişte 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Başını doluyoruz. Bakın burada zincirimiz var. 1, 2, 3. zincire tığımı batırıyorum. Ve 2 trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar oluyor. Şimdi yine bir üstteki şeyi de göstermek istiyorum. İyice kavrayabilmeniz için. 2, 3, 4, 5, 6. Kutucuklarda kafanız karışabilir. Burayı da göstermek istiyorum. Hemen arkadaşlar burada bakın. 4 tane yaptık. 3 tane yaptık. Bir üstte 2 tane yapacağız. O yüzden 6 zincirimi çektim. Hemen alttaki kelebeğin tepesine batırıp sık iğne ile zincirimi oraya sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Başını doladım. Hemen bakın burada 2 tane kelebeğin arasında duran ikili trabzanımı batırıyorum. İkili trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Tekrar aynı yere batırıp ikili trabzan yaptım. Yuva yaptım oraya. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen kelebeğin tam ortasına batırıyorum. Bir zincir çektiğimiz yere sabitliyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Hemen buraya da bir yuva yapıyorum. Bunları da tek tek anlatmama gerek yok. Zaten öğrendik. Ama ben fazladan anlatmak istiyorum. 3 zincir. Hemen kelebeğin ortasına batırdım. Ve yine burada 1, 2, 3 zincir. Başını doladım. 1, 2, 3. zincire tığımı batırıp ikili trabzan yaptım. Tekrar burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Dönüyorum.
Başını doladım. Bakın. Hemen model buradaysa, modeller üst üste gelmediği için model gördüğünüz yere hemen modelin tepesine batırıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Hemen kelebeklerimizi yapmaya başlıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu sarıyı da göstermek istiyorum. Artık bitireceğiz. Hemen buraya bir kelebek yapalım. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Kelebeğimi bitirdim. Bir zincirimi çektim. Hemen başını doladım. Modelin tepesine batırıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Başını doluyorum. Ve kelebek yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Sonuncuyu da yaptım. Bir zincirimi çektim. Hemen ikili trabzan yaptım. Hemen alttaki kelebeğin tepesine 1, 2, 3 zincir. Hemen 3. zincirin tepesine batırıp ikili trabzan yapıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde devam ediyoruz. Hemen bir üstte de 3 tane olacak. Genelde bitirişlerinizi genelde hangisi daha uzunsa orayla yapın. Yani mesela benim şu anda 3 tane ile bitirmem gerekiyordu. 2 tane ile bitirdim. Siz yine de dediğim gibi hangisi fazlaysa onunla bitirin. Evet arkadaşlar, bu şekilde anlatımımız. Umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Kenar olarak ne yapabiliriz derseniz, şuralara sık iğne ile gidebilirsiniz. Yeleklerde zaten trabzan yapabilirsiniz yanlarına. Hemen uç kısımlarına da bunun püskül çok yakışır diye düşünüyorum. Püskül de yapabilirsiniz. Örümcek de yapabilirsiniz. Hemen şu beyazı da getirmek istiyorum. Beyaz da çok güzel. Pembe de çok güzel. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, beğenip paylaşmayı unutmayın. O değerli yorumlarınızı da bu videonun altında görmekten mutluluk duyacağım. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Abone olduktan sonra kanalıma hemen abone ol kısmının hemen yanında bir zil butonu göreceksiniz. O zil butonuna tıkladığınızda da benim yeni yüklediğim videolardan haberdar olabileceksiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.